Selamun aleyküm. Görüntüde görmüş olduğunuz mescit Gamame Mescidi öndeki. Bu mescit Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine 400 metre kadar uzakta, güneybatıda yer alıyor. Gamame Arapçada bulut demek. Bu mescidin hikayesine gelince, Peygamber Efendimiz Medine'deyken, burası o zamanlar açıklık bir alan, bayram namazlarını bu meydanda, açıklık alanda kıldırıyor. Bayram namazını kıldırırken güneşten rahatsız olmaması için bulutlar tarafından kendisine gölgelik yapıyor. Buna herkes de o dönemde şahit oluyor. Sonrasında ise Halife Abdülaziz bu anıyı yaşatmak amacıyla bu mescidi inşa ediyor. Mescidin en son inşası Osmanlı tarafından yapılıyor, Abdülhamit tarafından. Tabii 2. Mahmud'un, Abdülmecid'in de padişahlarımızın katkıları yadsınamaz. Arkasında küçük bir mescit daha görüyorsunuz. Gene Türk yapımı, Osmanlı mimarisine ait bir mescit. Bu mescitte Hazreti Ebubekir Sıddık Mescidi. Peygamber Efendimiz gibi kendisi de halifeliğinin ilk yılında bu mescidin bulunduğu alanda bayram namazını kıldırıyor. Bir nevi Hazreti Ebubekir Efendimiz de Peygamber Efendimiz'in anısını yaşatıyor. Hemen sağında da Hazreti Ali'nin halifeliğinin ilk yıllarında bayram namazını kıldırdığı mescit var. Bu üç mescit yan yana. Tabi bunlara ek olarak iki tane halifemiz daha var. Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Osman Efendimiz'in mescitleri ise daha güneyde kalıyor. Fakat otellerden dolayı, şu otel inşaatından dolayı bunu göremiyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz'in de, Hazreti Osman Efendimiz'in de namazlarını, bayram namazlarını kıldırdıkları mescitleri mevcut. Eğer Mescid-i Nebevi'ye gelirseniz hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de halifelerimizin bayram namazlarını kıldırdıkları alanda kurulmuş mescitleri ziyaret edersiniz. Esselamu aleyküm.